Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere hem 2 tane karakter kuponu alabileceğiniz bir etkinlik göstereceğim, hem de 1 tane premium sandık alabileceğiniz bir etkinlik göstereceğim. İsterseniz hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi dostlar, videomuza geçmeden önce aşağıdan video like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bu tür diğer kampanyalardan faydalanabilirsiniz ya da diğer videolarımdan falan filan. Yani tek yapmanız gereken takip edip bu tür şeylerden faydalanabilirsiniz. İlk önce en kolayından başlayalım, premium sandık olayına geleyim. Burada işte bugün gelen bir etkinlik var, yakıcı hazine diye. Burada sağda bir tane benzin bidonu var. Buna basıyorsunuz abi ve bunu patlattığınızda sizlere bir tane premium sandık veriyor. Bunu artık neredeyse bilmeyen yok, fakat ben yine de göstereceğim çünkü oyuna yeni başlayanlar bilmiyordu ve ben de bunu göstermiştim. Bu arada Discord sunucumuzun da linki açıklamada var. Gelip orada sohbet etmek isteyenler de varsa gelebilirler. Yani arada bir sohbet, sesli sohbet falan düzenliyoruz. Beklerim. Yani konuşmak isteyenler varsa sıkıntınızı, derdinizi anlatabilirsiniz. Şimdi peki diğer karakter kuponu etkinliğimizde ve ondan sonra diğerkine. Şimdi ilk önce şöyle, şurada biliyorsunuz ki bir yemek siparişi etkinliği gelmişti dostlar. Burada bunu bilmeyenler varsa buradaki görevleri yenileyin. Çünkü içinden her seferinde 25 karakter kuponlu etkinlik çıkıyor. 3 tane yenileme hakkınızı kullanın. Birinde muhakkak ki illaki çıkar, yani çıkma ihtimali %70 falan. Ben mesela bunu ikinci alışım olacak, bunu sizlere tekrardan söyleyeyim dedim. Etkinlik bitiyor fakat yani ben yine de söyleyeyim abi, görevimi yapayım. Almayan varsa bu da nasıl yapılıyor? Mesela şuradan paket servisi butonuna tıklıyorum abi. Bu yiyeceği diyor git diyor. Şenlik ateşin modunda sığınağa teslim et. Yani shelter'ın oradaki sığınağa teslim et diyor. Bak haritada da gösteriyor. Tek yapmanız gereken oraya gitmeniz. Oraya girdiğiniz an göreviniz tamamlanıyor. Ve buradan 25 tane karakter kuponu alıyorsunuz. Bir tane de 100 tane karakter kuponu veren bir etkinliğimiz var. Bu 25 bu arada yenileniyor, haberiniz olsun. Yani 3-4 kere falan da yapabilirsiniz kafanıza göre. Ama diğerlerini yaptığınızda herhalde yenileniyor mu bilmiyorum o kadar. Yani deneyerek öğrenebilirsiniz. Fakat buradan şey verdiğini söylemek istedim sizlere. Peki 100 tane karakter kuponunu nasıl alıyorsunuz? Hemen sizlere göstereyim. Bunu telefondan yapacağım. Bilgisayarda şey yok. VPN falan filan yok. Şimdi dostlar, Hindistan'a bir tane etkinlik getirdiler ve bu etkinlikte sizlere karakter kuponu veriyorlar. Şurada sağ tarafa falan filan bir yere ben fotoğrafını korum. 100 dakika oynamanız takdirinde 6 tane malzeme sandığı kuponu, 50 tane AG parası, 200 dakika oynamanız halinde de 10 tane karakter kuponu, 500 tane BP geç ve 300 dakika oynarsanız eğer de, bu etkinliğin daha süresi var. Yani katılmak isteyen, ülkesini değiştirmek isteyenler varsa birazdan onu da göstereceğim. 300 dakika oynamanız takdirinde ise sizlere 100 tane karakter kuponu veriyor. Bu etkinlik Türkiye'de yok, Hindistan'a özel yapmışlar. Ondan sonra 400 dakika etkinliği de var aynı şekilde. Mesela 400 dakika yaptığınızda 5 tane klasik sandık, 100 AG parası veriyor. Sonra 500 dakika oynarsanız eğer Scarlet'e deseni veriyordu 5 gün ya da 1 hafta. Ondan sonra bir de 600 dakikada motor veriyor dostlar. Peki bu etkinliğe diyelim ki katılmak istiyorsunuz, ne yapmanız gerekiyor hemen sizlere söyleyeyim. Şimdi şuralara falan filan ben bir tane VPN ismi yazarım. Büyük ihtimal Speedy VPN olur, onda Hindistan vardı en son. Ya da yoksa da işte Hindistan'a bağlanacaksınız dostlar. Mesela bir tane VPN seçtiniz ve Hindistan'a bağlandınız. Buradan ayarlar butonuna basıyorsunuz ve oyuna girdiğinizde şurada ülkeyi değiştir butonu var. Ve Türkiye'ye geçmiştim yanlışlıkla, o yüzden keşke hala Tayvan'da duraydım diyorum. Ben eskiden Tayvan'daydım. Sonra Hindistan'a geçtim falan filan, bayağı VPN ile uğraştım. Yani ban yiyeceksiniz de bundan ban yemezsiniz. Hani maç ortasında VPN ile falan girerseniz, orada bağlantı koparsa öyle falan yersiniz. Çünkü bu VPN'i bir yıl falan çok fazla kullanan kişi oldu ve kimse ban yemedi. Yani görmedim ben yiyeni de, işte diyorlar VPN ban sebebi falan filan. Yani yine de size ben söyleyeyim, maça VPN'le girmeyin abi. Bunu buradan değiştirmek için işte Hindistan bağlandığınızda, değiştirdiğinizde Hindistan karşınıza çıkıyor ve burada Hindistan'ı seçip oyunu komple kapatıp açıyorsunuz ve sonrasında siz Hindistanlı oluyorsunuz. Burada etkinlik butonuna bastığınızda o etkinlikler buraya gelecektir dostlar, haberiniz olsun. Bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.